onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'nin kürsü teşkilerini arz ediyorum. Bugün de yine benzer bir amaçla iki denizin şehrine geldik. Bu zengin topraklara, güzel insanlarımızın diyarına, Balıkesir'imize Ramazan bereketiyle geldik ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif şöyle diyor. Balıkesir'in ruhunu çok güzel kaleme almış ve diyor ki yeşil toprağının ey yüzler artan karesi, binlerce şehidin kanayan makberesi diyor. Ve evet, Balıkesir'imiz şehitler yurdu. Biliyoruz ki bu kutlu şehir için, bu kutlu şehrin güzel insanları için ne yapsak yetmez, ne yapsak kafi gelmez. Ama biz şehitlerimizin emaneti Balıkesir'imize, vefa borcumuzu ödemek için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda Balıkesir'imize tam 30 milyar lira değerinde yatırımlar kazandırdık. Ve bu yatırımları artırarak yapmaya devam ediyoruz. Binlerce dev projeyi hayata geçirdik ve bugün de Balıkesir'imize söz verdiğimiz yatırım değeri 2,5 milyar lirayı bulan 10 dev eserimizin açılışını yapıyoruz. Emlak Konut ve TOKİ'mizde 6 Eylül ve İvrindi'de yapım değeri 952 milyon lira olan 552 konutumuzu, yine ticari ünitelerimizi, ki burada tescilli binalarımız var, o binaların restorasyonunu da Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapacağız ve burayı bir tarih aksı, bir kültür aksı haline getireceğiz. Buradaki yeşil alanlarda gençlerimiz dinlenecek, oynayacak. Buradaki kültür merkezinde yine kadınlarımız, gençlerimiz vakit geçirecekler ve dinlenme fırsatına erişecekler. İnşallah bu proje bittiği zaman Balıkesir'in en güzel cazibe mekanlarından biri haline gelmiş olacak. Yine TOKİ'mizde, Dursun Bey'de, Karesi ve Susurluk'ta yatırım değeri 1,5 milyar lirayı bulan 918 sosyal konutumuzun anahtarlarını da birazdan kardeşlerimize teslim edeceğiz ve onların geleceğe umutla bakacağı, yeni hikayeler yazacağı, mutlu hikayeler yazacağı tüm açılışlarımızı, eserlerimizi sizlere, Balıkesirli kardeşlerimize ben hayırlı olmasını diliyorum, bereketli olmasını diliyorum ve bu anlayışla inşallah tüm ekibimizle birlikte bu gayretleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii bir taraftan güvenli konutlarımızı yapıyoruz, sosyal konutlarımızı yapıyoruz, iş yerlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da önceliğimiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde Balıkesir'imiz birinci derece deprem bölgesi. Hem zemin kalitesi sebebiyle, hem fay hatlarına olan mesafesi sebebiyle kentsel dönüşümü burada. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi kararlı bir şekilde sürdürmek zorundayız. Ve Balıkesir'imizde tek bir riskli yapı kalmayana dek bu anlayışta çalışmalarımızı yapacağız. Balıkesir Belediye'mize, 6 Eylül, Karesi, diğer ilçe belediyelerimize rezerv alanlar verdik ve bu rezerv alanlarda belediyelerimizle birlikte ortak konutlar üreteceğiz. Gerek çelik konstrüksiyondan, gerek tünel kalıpla, gerek yine konvansiyonel olarak bu konutlarımızı yapıp şehrin içinde riskli olduğunu gördüğümüz, tespit ettiğimiz binaların dönüşümünde kullanacağız. Bu tüm illerimiz için olduğu gibi Balıkesir'imiz için de gerçekten önemli bir mesele. Ben hasreten tüm Balıkesirli kardeşlerimizden de burada bu konuda belediyelerimize, bizlere destek olmasını istiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Tayyip Erdoğan umuttur, demokrasidir, çoğulculuktur.
Tayyip Erdoğan iştir, emektir, aştır, gayrettir. Tayyip Erdoğan yatırımdır, eserdir, ticarettir. Ama gelin görün ki her şey zıddıyla kaimdir. Bizim liderimiz, emin olun, ekibiyle birlikte, ekibiyle çalışma arkadaşlarıyla birlikte milleti için uyku yüzü görmeden, emin olun, azimle, aşkla, kararlılıkla millete verdiği sözleri tutabilmek için çalışmaya devam ederken birileri de tam zıddına verdiği hiçbir sözü tutmuyor. Yatırımı milletin istikbali için değil, emin olun, medyaya, sosyal medyaya, tanıtıma, reklama yapıyorlar. Millete yeşil alan sözü veriyorlar ama bir metrekare yeşil alan kazandırmıyorlar. Diyorlar ki biz şehirlerimizi yemyeşil hale getireceğiz, ağaçlandıracağız, ormanlaştıracağız diyorlar. Ama biz bu projelerin yapıldığını niye ise göremiyoruz. Millete kentsel dönüşüm sözü veriyorlar, üretmiyorlar. Ya bizim 20 yıllık bir karnemiz var, aynamız var. Aynaya baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan ne der ve söylediğini yapar mı yapmaz mı burada net bir şekilde belli. Hiçbir projeleri, ayakları yere basan hiçbir yatırım sözleri yok. Sadece laf var, söz var, tartışma var ve hep söyleriz. Çok laf, az iş, çok söz, az icraat, çok tartışma da ne getirir? Az yatırım getirir. Üzülerek söylüyoruz ki bugünkü muhalefet maalesef eski koalisyon dönemlerinde yaşandığı gibi kargaşa, kavgaların fragmanını her gün milletimize seyrettiriyorlar. Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyorlar. Şimdi bize diyorlar ki nasıl yapacaksınız bunca konutu diyorlar. Onlara diyoruz ki deprem bölgesinin üzerinden, depremin üzerinden 20 gün geçmeden milleti için ilk temelleri atan, 55. günde 70 bin yuvanın harcını atan, karan bu devlet 650 bin konusu da bitirip milletine sunacak azme de, kudrete de, güce de, lidere de sahiptir. Evet, sizlik yolları şimdiden kıymetli ailenize hayırlı gece uğurlu olsun. Hemen diğer ailemizi davet ediyoruz. Ailemiz burada beklesinler. Temel atmosferimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Sayın Hilal Ala ve ailesini de davet ediyoruz. Kendileri de buyursunlar. Kıymetli hemşehrimizi, karesini çözümüzdeki çok iyi konuklarımızı, halk sahibi ailelerinden, sayın valimizin ellerinden anahtarlarını teslim ediyorlar. Hayırlı gece uğurlu olsun. Ve hemen diğer ailemizi davet ediyoruz. İftara az bir vakit kaldı. Sayın Selim Bayraktar ve ailesini de davet ediyoruz. Buyursunlar. Onlar da sizecik yuvalarının anahtarlarını Sayın Bakanımız ve değerli koçlarımızın ellerinden alacaklar. Allah'ım. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Müftümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakanım, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan kamu ve hizmet binalarımıza, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan yine birçok konutumuzun, yine TOKİ Başkanlığımız eliyle yapımına başlanacak ve yapımı tamamlanan konut ve işyerlerimizin, millet bahçelerimizin, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yapılan altyapı ve üst yapı projelerimizin açılışı ve şu anda kameralardan arkadaşlarımız alanımızdan görüntü veriyorlar. Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'imizin 6 Eylül ilçesinde yapılacak olan projenin sizin işaretlerinizle efendim temel atma töreni gerçekleşecek arz ederim. Tüm projelerimiz
temellerimiz, açılışlarımız Balıkesir'imize, Balıkesir'imizin güzel insanlarına hayırlı olsun diyorum. Buyurun hep birlikte. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Saygılar konuklar, kıymetli Balıkesirli hemşehrilerimiz, Balıkesir'imize değer katacak birçok projemizin hem temel atma törenleri hem de açılışları bu vesileyle gerçekleşmiş oldu. Şimdiden hayırlı ve de uğurlu olsun.